الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة ولا قدرة إلا بالله يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تقليل بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, say yapıyoruz. Allah kabul eylesin. Umre sayı. Say yürüyüş demektir zaten. 4 gidiş şartı, 3 geliş şartı. Say da bu yeşil ışıkların olduğu yer, dediğiniz gibi Safa ile Merve'nin en çukur noktası. Hacer annemiz, Hazreti Hacer, Mısırlı bir kadın. Hatta bazı rivayetlerde Hazreti Hacer'in siyahi olduğu rivayeti de var ama bu konuda tam bir sağlıklı bilgimiz yok. Sayın iki şeyini çok unutmayacağız. Birisi azimli olmayı, sabırlı olmayı öğretiyor bize. Yani bir kadın çaresiz, Filistin'den gelmişler, Kudüs'ten. Kocası Hazreti İbrahim onu boşamıyor, buraya bırakıyor, buraya yerleştiriyor. Hazreti Sare annemiz ilk hanımı Hazreti İbrahim'in o Filistin'de eşinin yanında. Buraya geliyor İsmail Aleyhisselam küçücük süt emen yavrusuyla. Ona su bulmak için bir annenin fedakarlığını, mücadelesini, azmini, hemen küsüp darılmamayı. Düşünsenize şimdi en ufak bir şeylerde aileler yıkılıyor. Burada biz Hazreti Hacer'de bunu öğreniyoruz. Hocam Hazreti İbrahim bırakıp gidiyor mu? Gidiyor. 6 ayda bir geliyor. Bir çocuk, bir kadın, bir çocuk, in yok, cin yok. Bir tane insan yok. İnsan yok işte, evet. Dağların arası. Ama bu Allah'ın emri olduğu için mucize bu. Yani Allah'ın imtihanı bu. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Ya aziz ya gaffar. Tekabbel Allah ya şeyh. Maşallah. Maşallah. Bismillahi Allahu Ekber. Kabe'ye doğru dönüyoruz ve selam veriyoruz. Bunların hikmetlerine de baktığımız zaman alimlerimiz, Müslüman din adamları, geçmiş tarihlerde, şimdiki devirlerde, kıyamete kadar nice hikmetlerini bulacaklar. İşte bizim kabataslak şu mübarek Ramazan gününde anlayacağımız şey şu. Hazreti Allah Hacer'i burada niye yürütmüş? Müslümanların sabırlı olmaları, kadın olsun erkek olsun, herkes yürüyor. Sabırlı, mücadeleci, hemen yılmayan, hemen yıkılmayan, hemen ağlayıp pısırıklaşmayan, mücadeleyi, sabrı ve fedakarlığı öğreniyoruz burada. İkincisi de ölmesin diye bir çocuğa su arama gayreti ne kadar kutsal bir şey. Yani çölde su hayat demek. Kur'an-ı Kerim'de Allah biz her şeye su ile hayat verdik diyor. Ayet-i Kerime. Dolayısıyla yani canına can katmak için. Madem su hayattır. Cana can katmak için Hazreti Hacer burada bir çocuk ölmesin diye, yavrusu ölmesin diye. Babası gitmiş peygamber. Yanlış yapar mı yapmaz. Zalimlik eder mi İbrahim peygamber? Haşa. Ama Allah onu imtihan etmiş, bırak ve git demiş. İmtihan daha doğduğunda başlamış Hazreti İsmail'in. Bir de kurban edilecek malumunuz. Daha evet. Daha. Yani burada bir çocuğa su bulmanın gayretini Allah ibadetin içinde bize öğretiyor. Yani sosyal bir faaliyet. Müslümanlar sosyal olmalıdır. Aktif olmalıdır. Hayatın içinde olmalıdır. Açlar varken, fakirler varken, haksızlığa uğrayan, zulme uğrayanlar varken Müslüman rahat olmamalı. Hacer gibi bir şekilde bir çözüm arama, dağlardan dağlara koşmak bile olsa bir çare aramanın önce, derdinde olmalı. Evet, az önce biz de için tavaf yaparken engelli. Yani sürünerek, evet, işte o onunla aynısı. Biz de, biz bazen
çok küçük şeylere isyan ediyoruz. Basit hayatı çok böyle daraltıyoruz birbirimize, arkadaşımıza, eşimize, iş yerinde, çeşitli yerler. Basit, küçük, toplu inanılmacı kadar değer olmayan meselede kalp kırıyoruz. Ev ocağı dağıtıyoruz veya işte hava yapıyoruz. Bunlara değmez. Burada Hacer anamızın hayatında onu görüyoruz. Allah şefaatinden ayırmasın. Allah ona gani gani rahmet eylesin. İsmail peygamberimiz de Hazreti Hacer, değerli kardeşlerim, bu Kabe'nin avlusunda yatıyorlar. Hatim bölgesinde defnedilmişler öldüklerinde. Önce Hacer vefat. O yarım daire. Altınoluğun altı. Hacer'in mezarı orası. İsmail peygamberin mezarı da orası. Onlar burada yaşamış. Onlar buradan ayrılmadılar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın dedeleri de olan Hazreti Hacer, Hazreti İsmail annemiz ve efendilerimiz burada yatıyorlar. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Allah onlara rahmet eylesin. Ya Azizu ya Gaffar, ma'adhinnel cennete ma'al ebrar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الله أكبر الله فالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.